Evet, şimdi de salatalıktan sonra domates tohumlarımıza başladık. İnşallah burada 5 çeşit domatesimiz var. Kayı domatesinin 3 çeşiti var. Şöyle size gösterelim. Bunlar 9 dilimli kayılar. Burada gördüğünüz gibi. Bir de geçen gün yaptığımız gibi 19 dilimli olan dayanıklı türler var. Şimdi biz bu iki türün arasına ne yaptık buraya? Gördüğünüz gibi çeri koyduk. Evet, çeri koyduk. Fakat işte bak bu türler şu an gördüğünüz, bakın bu aslında çeri. Ama gördüğünüz gibi dönmüş durumda. Neye dönüyor? Aslına dönüyor. İşte kayı türü daha etkin olduğu için burada gördüğünüz gibi çeriği değiştirdi ve bu şekilde bakın çeri, böyle çerinin şekli biliyorsunuz salkımda olur ve belki de Türk tarihinde bilim adamlarının araştırması gereken bir konu. Çeri domatesi şu anda kayı çay domatesi oldu. Baskın tohum olduğu için burada daha büyük türlerini görüyoruz mesela. Böyle yine bakın burada çeri böyle bu boyutu aldı. Yani daha büyük boyuta geldi. Fakat biraz daha üzerinde çalışmak lazım. İşte gördüğünüz gibi burada dilimli hale dönen çeri. Evet, bunlar önemli şeyler. Demek ki bozulan türleri çok rahat aslına çevirmek mümkün. Bunu yaptık bu şekilde. Evet. Evet, burada devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi domates böyle çok kükürt verdiğinden. Evet. Evet, yeşili de. Elmas Hanım da bütün gayretiyle. Kolay gelsin Elmas Hanım. Evet. Türkiye'de kozmik bilimin öncüsü Elmas Maranki şu an kainat şifahanesinde. Gördüğünüz gibi hasatta. Evet. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Hakikaten burada. Evet, bu çalışmalar yürüyor. Hem hastalara fizyoterapi, igloroterapi, kozmik bilimi anlatmak, hem de milli kıyafetini, şalvarını, şeyini giyip çalışmak da önemli bir şey. Tebrik ediyoruz Elmas Hanım sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Samet, nasıl vaziyet? İyi hocam. Evet. Şu an çerilerimiz, evet, döndürüyoruz. Bir çalışma içindeyiz. Burada gördüğünüz gibi sırıklarımız var. Şimdi iki sırık çeri dikiyoruz. Ortaya bir tane kayı dikiyoruz. Çeri kayı dikiyoruz. Ve böyle gördüğümüz gibi verimi arttırmaya çalışıyoruz. Bakın burada verimi sadece gübre vererek arttırmak mühim değil. Burada yapacağınız çerinin 5-7 salkımlı, mesela burada gördüğünüz gibi salkımlar var. Değil mi? Şöyle bir salkımı tutalım. Mesela burada görüyorsunuz şu anda bu salkım. Bu salkımları biz ne yapıyoruz? Daha büyük. Çünkü çeri bundan fazla büyümüyor. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Samet Bey, şunu şöyle tutalım. Evet. Şu anda bu 6-7 dilim. 2-4-6-7 oluyor. Şimdi bu 7 taneyi biz ne yapıyoruz? Bakın burada döndürdük şu an. Kayıya döndürüyoruz. Bu ne oluyor? Bu kocaman bir dilim oluyor. Dolayısıyla gram olarak 7 tane çeri 100 gram gelecekken
Bunu büyük hale bu şekilde getiriyoruz. 700 gram yapıyoruz. Sadece gübreyle değil, bu şekilde de ürün verimi arttırmak mümkün olduğunu söylemek istiyorum. Evet, belki de insanlık için bu araştırılması gereken bir konu olduğunun altını çizmek istiyorum. Evet. Evet, burada gördüğünüz, bakın, bunlar hakikaten 200 gramlık yaklaşık çeriler bir salkımda. İşte bu da verimi arttırma, tamamen tabii gübreleme olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, arada bir de karpuzumuz var. Karpuzu da aslına çevirdik. Daha olmadı. Küçük, yaklaşık 750 gram. 1 kiloya yaklaştı. İşte orijinal karpuz, Adana karpuzunun değişik türü, tabii gübre ile. Bunda da bir çalışmamız var. Evet. İşte burada gördüğünüz, burada kayı, domatesi. Bakın çeriden 1, 2, 3, 4, 7 kanattan buraya dönmüş durumda. Yine burada bakın şöyle aldığımızda, evet, kırılıyor. Çünkü yaş, sulu, kırmak istemiyoruz ama şu boğumları görüyorsunuz. Bunlar insanlık için araştırılması gereken bir şey. Ama bizde böyle bir bilim adamı olduğunu ben görmedim, araştıranın da görmedim. Gavur üretip bize gönderilenip tohumları bize satanlarını gördüm. Çok acı bir itiraf ama maalesef bu. Evet. Devam ediyoruz. İşte burada gördüğünüz bu çerinin dalından koparılmış. Fakat gördüğünüz gibi 9 boğumlu özel kayı sortu, ince şeyle, kemikli, kabuklu, içinde şöyle tutayım, tamamen çekirdek. Evet, başarımız burada. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çeriden 9 tane işte burada. Bakın, bu insanlık, değerli izleyiciler, size insanlık tarihinde önemli bir şey anlatıyorum. Çeri, gördüğünüz burada çeri tohumlukta. Çeri domatesinin sapından uç kısmında yine gördüğünüz gibi 7 dilimli bizim ince kabuklu, burada gördüğünüz kayı domatesini Rabbim yetiştirmeyi nasip etti. Bu şunu anlatıyor, size şunu söyleyeyim. Bu geni değiştirilmiş şeytan aklı tarafından tohumların aslına dönebileceğini, ata tohumlarıyla birlikte ekildiğinde, nasıl ki taşköprü sarımsağını Çin sarımsağı bozuyor. Bozuyor, maalesef bozuyor. Çünkü sarımsağa da nitrat gübresi veriliyor. Onun için sıkıntı. Biz burada tamamen Leonardo toprak, fosil, kara toprak kullanıyoruz. Fosil olarak ve tavuk gübresi kullanıyoruz ve hayvan gübresi kullanıyoruz ve aslına döndürdük. İnsanlık için hayırlı olsun diyor. Şu insanlık için hayırlı olsun diyorum hepinize. Bu insan neslini kurtarabilecek, bozulmuş olan tohumları aslına çevirebilecek bir proje. Evet. Biber de çok güzelmiş. Evet. Biberlerimiz de. Evet. Senin biberlerimiz de burada. Evet, gördüğünüz gibi biber tohumlarını da bu sene sizler için paylaşacağız inşallah. Evet, devam ediyoruz burada. Evet değerli dostlar, şu anda domates deneme tarlamız burası. İki çeri bir ata tohumu. İki çeri bir ata tohumu.
Bakın bunlar bu ata tohumu. Gördüğünüz gibi kocaman dilimli. Hemen yanına geçiyoruz. Çeri ve burada ne yapıyor yine? Gördüğünüz gibi bakın insan nesline bir umut. 7 taneye çeriden 7 tane kayı veriyor. Yani bu cumhuriyet tarihi demeyeyim, insanlık tarihinde önemli bir buluş. Burada gördüğünüz bu tohumun aslına dönmesi hadisesi çeride muazzam bir şey. Hepinize bunu bir örnek olarak gösteriyorum. Evet, daha ne yapalım? Daha ne yapalım insanlığa? İnşallah orijinal domateslerimizi de size anlattık. Tabii daha bunun çok daha büyük ata tohumları var. 19'lular var. Geçen sefer vermiştik. İşte burada gördüğünüz şu 19 boğumlu. Bakın burada yaklaşık avucum kadar. Yani 750 gram bu. Yine burada 750 gram. Yine burada. Evet, gördüğünüz gibi şu anda orijinal ata tohumu çay domatesi. Bu domateslere efendim hocam biz ne yapacağız demeyin. Bunları tohumlarını çıkarıp bize ulaşmanız halinde Türkiye ve dünyaya şeytanın bozduğu tohumların asırlarını sizlerle paylaşacağız diye söylemek istiyorum. Bunun gibi anaç 11 tane burada kökümüz var. Bir tanesini daha göstermek istiyorum. Bu 700-750 gramlık anaçlardan. Bakın burada şu anda kocaman, kocaman bakın böyle yaklaşık 750 gram yerde yatıyorlar. Bunlar da bugün sizler için toplanacak. Çiçeklenme devam ediyor hala. Evet, salatalıklarımız yine burada, biberlerimiz. Sizler için anlatacağım ama şöyle bir göstereyim. Patlıcanın aslı, siyah patlıcan, kapkara, sert. Gördüğünüz burada sert, dikenli, çiçekleri burada. Fakat kurak gittiğinden mevsim maalesef gördüğünüz gibi büyük bir kuraklık var. Bakın bunun dışında şuraları görüyorsunuz, toprak yarılmış durumda. Allah adalet ediyor. Bir aydır yağmur yağmıyor. Şöyle bakın. Evet, yine karpuzlarımız. Şu an toprak şu anda 10 santim olarak yarılmış durumda. Evet. Domates denemelerimiz ve maalesef kuraklık sonucu sularımızı ekonomik kullanıyoruz. Ama gördüğünüz gibi müthiş bir yarılma var. Mesela ben bu kadar bu çalışmalarımın içinde hiç böyle görmedim. Evet, kuraklıktan yanma yaptı güneşten. Evet. Bakın burada. Evet. Yani şu an gördüğünüz gibi. Evet, bunlar şişelerimiz. Niçin şişe? Burada da kötü enerjileri topraklamak için üç harfler toprak altında. Bunları gördükleri zaman bunlar tabii kozmik boyut. Hani bugünkü sekülerist, bugünkü yeni akitteki dünkü yazımı okuyun. İyi ki bu ülkede cahiller var diye. Güveniyoruz onlara diye. Hani köylü dedikleri, hani sekülerist manada bilimsel hiçbir işe yaramadığını kabul eden bir beyaz yakalı vatan hainleri var. Tenzih ederim hocalarımı. Onları hakir görüp köylüyü, çiftçiyi, işçiyi, işte siz askere gidin, üretin o kadar diyen bir zihniyet vardı. 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'lerde bunlar yaşatıldı bu ülkede. Ama ben köylünün ve çiftçinin ferasetine güveniyorum. İyi ki onlar var, iyi ki onlar üretiyorlar. Yoksa bu insanlık yiyecek hiçbir şey bulamaz. Aç kalırlar, aç. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, işte fasulyelerimiz burada. İspir bu. Şu anda ispiri ürettik. Şu an ispir kurumada. Gördüğünüz gibi.
Mesela bu bir tane verilmişti. Görüyorsunuz şu anda. Bir taneden şu an 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 tane. 30 tane de 210. Bir taneden 210, 250 tane veren bir Rabbimiz var. Ona şükredeceğiz, hamd edeceğiz diye söylemek istiyorum. Evet, bunlar da ikinci seri. Yine beyaz kuru fasulye, şeker fasulye. Bunlar ikinci grup. Onlara daha var. Geçti kim onlar? Onları da oluşturuyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Minnoş. Bu da minnoş. Üç tane ev kedimiz. Ne fare bıraktı. Ne fare bıraktı minnoş. Ne kertenkele bıraktı. Hepsini maşallah yavrularıyla çatır çatır yiyor. Doğanın dengesi tabii ki. Minnoş nereye? Minnoş. Hiç. Mutlak bir şey hesabı var. Bir yere gidiyor. Evet, ben hepinize Maranki TV'den YouTube kanalımıza abone olun ve ekibimiz Kozmik Bilimci mutfakta bütün bu işlerinizi Elmas Hanım'a ve Samet kardeşime ve Kozmik arkamızdaki büyük Kozmik Bilim ekibine teşekkür ediyoruz. Efendim bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın domates tohumu ve salatalık tohumu almayı yapacağız. Biber tohumu nasıl alınır? Bunları anlatacağız. Ve yine devam edeceğiz yayınımıza. Allah'ın verdiği ömrü uzatamayız. Ama kaliteli yaş almamız mümkün. Onun için siz sağlıklı düşünün, sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın diye söylemek istiyorum. Evet. Evet. İşte onu söylüyoruz ya Elmas Hanım. Bak görüyor musun? Evet, çay domatesi. Diğer biri aynı şey, aynı saptan. Aa, dönmüş ama bak. Ama dönmüş. Dönmüş, kayıya dönüyor. Minnoş. Ve 100 gramlık şey 700 gram oluyor. Evet, minnoş şimdi gösteri yapıyor. Gösteri yapıyor şu anda. Evet. Üç tane de bebeğimiz var. Aynı annesi gibi. Evet. Minnoş. Gel. Al. Al. Evet. İçeride işte yiyeceği şeyler var. Onun için. Evet. Bir tane daha. Ata tohumu görerek programımıza son veriyorum. Rabbim tohumları bozanları ıslah eylesin. Onları aslına çevirenleri de abad eylesin diyorum. Amin.